Bugün 8 Şubat günlerden Perşembe, Star Ana Haber'le karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adıyaman'da deprem konutlarının teslim törenine katıldı. Konuşmasında CHP'yi hedef aldı. Bir kez daha Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör eyleminden sorumlu tuttu. Ana muhalefetin teröristlere kol kanat gerdiğini bildirdi. Yaklaşan yerel seçimde belediyeleri kaybetmemek için karanlık pazarlıklara giriştiklerini ifade etti. Millet İttifakı'nın dağıldığını hatırlatan Erdoğan, bütün suçun eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkıldığını söyledi. Erdoğan'a göre Kılıçdaroğlu ihanete de uğradı. Terör örgütleriyle, ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz? Daha önceki gün Çağlayan adliyemize saldıranların da aralarında olduğu teröristlere kol kanat germek mi dersiniz? Emperyalistlerin ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kullandıkları her araca, her argümana sarılmak mı dersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'daydı bugün. Deprem konutları teslim töreninden CHP yönetimine hedef aldı. Önceki gün Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısını hatırlattı. Bilhassa bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara, evet, ziyan arayışlara giriştiler. Akla gelen gelmeyen nice karanlık pazarlıkla garip bir telaş ve saldırganlık içinde çırpınıp duruyorlar. Bir yandan da kendi işlerinde saç saça, baş başa kavga halindeler. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında dağılan Millet İttifakı da hedefindeydi. Normal şartlarda yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler ama yine de başaramadılar. Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet edildiğini söyledi. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları %1'i dahi bulmadığı halde sırtında meclise taşıdığı uyanıklar oldu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin siyasetten tasfiye edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında yöresinde kim varsa tekmili birden hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. CHP içinde yaşanan tartışmalara Bizans oyunu benzetmesi yaptı. Her gün yeni bir skandala uyanıyor. Özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'daki programından önce Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi için düzenlenen yemin törenine katıldı. Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan törendeki konuşmasında yüksek yargıdaki yetki krizine değindi. Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunu, uyulmamasının hiçbir yasal temeli olmadığını anlattı. Konunun birinci elden muhatabı Anayasa Mahkemesi kararlarını iki kez uymayan Yargıtay'ın Başkanı Mehmet Akarcı ise törende yer almadı. Bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur. Nitekim anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yüksek yargıdaki anayasa krizinin ardından Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Bu tartışmaların gölgesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay'la gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur, temeli yoktur. Arslan, Yüksek Mahkeme'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreninden verdi mesajlarını. Akçil'e kisvesini giydiren Anayasa Mahkemesi Başkanı, törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da sohbet etti.
CHP'yi teröre destek vermekte suçlayan, İstanbul Adliyesi'ne yönelik eylemden CHP'li yöneticileri sorumlu tutan Erdoğan'a yanıt Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. O da sert ifadelerle Cumhurbaşkanı'na hedef aldı. Başarır, Yargıtay Başkanı'nın Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katılmamasına da tepkiliydi. Sen bu ülkeye geldiğinde adliyede savcılar öldürülmüyordu. Adliyelere insanlar elini kolunu sallayarak girip ateş açmıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısının ardından CHP'yi hedef almış, CHP yönetimini terör örgütlerine sahip çıkmakla suçlamıştı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır o iddialara tepki gösterdi. Bu ülkeyi bu hale getiren, terör canavarını yaratan sensin Erdoğan. O yarattığın canavarlarla bizi ve halkı korkutmaya çalışıyorsun. Çıkıp konuşacağın şeyler ekonomi, emekli, işçi, öğrenci, kira ne durumda bunları konuş. Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni vardı bugün. Törene Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca katılmadı. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde bir tören var. Herkes orada, devlet orada, Cumhurbaşkanı orada. Ama Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca orada değil. Niye değil? Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyor. Başkanını tanımıyor, kararını tanımıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener de seçim çalışmasını sürdürüyor. Bugün Yozgat'taydı. Partisinin seçim pusulasındaki yerini işaret ederek seçmenden oy istedi. Yanında partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da vardı. Sözü Anka Park'ın maliyetine getirdi. Bu harami düzenden, bu ucube sistemden benim de anlayamadığım olmuş. Hakikaten herkes memnunmuş. Meğer biz mümin görünüşlü pek çok kişinin nasırına basmışız. Seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti lideri Meral Akşener Yozgat'taydı bugün. İttifaklar sistemine yönelik tepkisini bir kez daha dile getirdi. YSK'da yapılan kura çekiminde bir AK Parti ampul, iki yanında biz güneş. Şimdi şöyle bakacağınız. Burada ampul, burada güneş. 2028'e kadar Yozgatlı'ya bu iktidardan hizmet gelmesini istiyorsanız değiştirin. Bir tarafta ampul, bir tarafta güneş gibi parlayan kardeşiniz. Basın güneşe. Yanında partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım da vardı. Akşener, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in projesi olan ve kapısına kilit vurulan Anka Park'ı işaret etti, yapım maliyetini eleştirdi. Ankara'da bir tane Anka Park diye bir yer var. Oraya harcadığınız parayla bütün gençlerin, öğrencilerin bir yıl boyunca sabah ve öğle yemeği yemesini sağlayabilirsiniz. Seçmene odaklanın, milletimize odaklanın, Yozgatlı'ya odaklanın. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2024 sonu enflasyon hedefinde değişiklik yok. Hedef %36. Görev atanmasının ardından ilk kez kameralar karşısına çıkan Karahan sıkı para politikasının devam edeceğini söyledi. Karahan enflasyonun Mayıs'ta zirve yapacağını ardından düşüş sürecinin başlayacağını belirtti. Merkez Bankası 2025 enflasyon tahmininde %14 seviyesinde korudu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum bugün basın kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Benim de yer aldığım toplantıda projelerini anlatan kurum, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinden beklenen büyük depreme, İstanbul'da zorlaşan ekonomik koşullardan taksi sorununun çözümüne ve sokak hayvanlarına kadar vaatlerini sıraladı. Kuruma sorulan sorulardan biri de Kanal İstanbul'du. Düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldı bunu bilmiyoruz açıkçası. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme kararı için pazarlık vurgusu yaptı. Bir yerden talimat mı geldi, baskı mı geldi, pazarlıklar var, bu pazarlıklar devam ediyor mu? PKK elebaşı üzerinden bir medet ummayın. Kuruma Ekrem İmamoğlu'yla görüşüyor musunuz sorusu da yöneltildi. Kendisi beni aradı, görüştük. İyi diye dilek temellerinde bulundu. Aramıştım ben de, dün döndüm ona.
Basın kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen kurum projelerini de anlattı. Öğrenci kiralarının ateş pahası olduğu bir İstanbul'da acaba dar gelirliği nefes aldıracak ne gibi projelerimiz var? Dar gelirliyle ilgili öncelikle 100 bin sosyal konut yaparak hem konut kiralarıyla alakalı hem de kentsel dönüşümle alakalı bir vizyon ortaya koyarak 39 ilçemize bu manada destek oluyor olacağız. Murat Kurum İstanbul'da taksi sayısının da arttırılacağını söyledi. İhaleye çıkıp ihale yöntemiyle taksi plakası sayısını arttıracağız. Herkes taksicilik yapmayacak. Taksicilik yapacak kişilerin de belli bir eğitimden geçmesi, sertifikalandırdığımız ödül ceza prim sisteminin uygulandığı. 39 ilçeye sokak hayvanları için barınak yapılacağını, kısırlaştırma işlemleriyle sorunun çözüleceğini söyledi. Kurum anketlerde de öne geçtiklerini belirtip İmamoğlu'nu eleştirdi. Yolun sonu görüldüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacağını bilmiyorlar. İşte bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oluyor. Bir bakıyorsunuz Türkiye'nin diğer illerinde miting yapıyorlar. Yani hep farklı gündemler peşinde koşuyorlar. Şu anda da ne yapacaklarını açıkçası bilmiyorlar. Kardan adamın saltanatı güneş doğuncaya kadarmış. Kanal İstanbul'la ilgili soruyu da İstanbul'un gündeminde olmayan konular gündemimizde değil diyerek yanıtladı. İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısına soruşturma sürüyor. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin bölgeye metrobüsle geldikleri şüphe üzerine kendilerini durduran polislere biber gazı sıktıkları anlaşıldı. Saldırıda hayatını kaybeden talihsiz kadının vurulma ve yere düşme anı da saniye saniye kameralara yansıdı. Kalabalığın içinde koşarak kaçmaya çalışıyordu. Kurşun ona isabet etti. Teröristlerin kurbanı olan Dilfiraz Karataş'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Allah'ım böyle bir acı yok ya, böyle bir acı yok. DHKPC'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç İstanbul Çağlayan Adliyesi'ni hedef almış, açtıkları ateş sonucu iki çocuk annesi Dilfiraz Karataş'ı öldürüp 3'ü polis 6 kişi yaralamışlardı. Vurularak etkisiz hale getirilen iki teröristin saldırıyı gerçekleştirmek için metrobüsle adliyeye geldikleri, hatta şüpheli görüldükleri için kendilerini durduran polislere biber gazı sıktıkları öğrenildi. İşte o anlar. Bu kamera kaydı da saniyeler sonra yaşanan panikten korkuyla kaçarken vurulansa akrabasının mevlidine giden Dilfiraz Karataş. Adliye çevresinde güvenlik hala üst seviyede tutulurken gözaltına alınan 94 kişi sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Bazıları slogan atarak araca binerken kimileri polislere zorluk çıkardı. Muayenenin ardından şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. Annesini, babasını ve kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü. 7 yaşındaki oğlunun göz önünde işlediği cinayetlerin ardından kaçmaya çalışırken yakalandı. 2 aydır işsiz olan 30 yaşındaki zanlı eşinden yeni ayrılmıştı. İfadesinde ailesini özel hayatına fazla karıştıkları için katlettiğini soğukkanlılıkla anlattı. Bunalıma girdi, 7 yaşındaki oğlunun yanında anne, baba ve kardeşini öldürdü. Dehşete düşüren aile katliamı Bursa'da yaşandı. 30 yaşındaki Abdülsamet Yayaşit 2 aydır işsizdi. Eşinden ayrı yaşıyordu. 7 yaşındaki oğlu da ailesiyle birlikteydi. Akşam saatlerinde baba evine gitti. Orada ailesiyle tartıştı. Evet.
Cinnet getiren adam önce babası Seyitan Yayaşit'i sonra da annesi Zozan Yayaşit'i tüfekle vurdu. 25 yaşındaki kardeşi onu engellemeye çalıştı ama saldırgan ona da ateş etti. Tüm bu anlarda 7 yaşındaki oğlu da yanındaydı ve her şeyi gördü. Ailesini katleden Abdülsamet Yayaşit tüfeği de yanına alıp kaçtı. O sırada komşular polis ve sağlık ekibine haber vermişti. Saldırgan uzaklaşamadan yakalandı. Eve giren ekipler anne, baba ve oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi. 3 cansız beden morga kaldırıldı. Katliama tanık olan 7 yaşındaki çocuksa koruma altına alındı. Ailesini katleden şüpheli, babam özel hayatıma çok karışıyordu, 2 aydır işsizim ve karımdan ayrıldım dedi. İstanbul Şişli'deki özel hastanede estetik ameliyat olan yabancı uyruklu kadın iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Üzerinde ameliyat kıyafetleri olan, vücudundan direnler sarkan kadının yüzü gözü de sarılıydı. O halde sokağa fırlayan, çevredekilerle tartışan kadının narkoz etkisinde olduğu da bir diğer iddia. Hastane çalışanları tarafından durdurulan kadın faturayı ödedikten sonra hastaneden ayrıldı. Üzerinde hastane kıyafetleri, direnler, sargılar, dahası hala narkozun etkisinde. Geçirdiği operasyondan sonra hastaneden kaçmaya çalıştı. İlginç görüntüler dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli'deki bir özel hastanede kaydedildi. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen hasta estetik ameliyatı için bıçak altına yattı. Ancak ameliyat sonrası iddiaya göre masrafları ödememek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Yabancı uyruklu hasta hastane içinde bir süre fırsat kolladı. O fırsatı bulduğu anda da haline durumuna bakmadan harekete geçti. Oysaki ameliyattan yeni çıkmıştı. Üzerinde hastane kıyafetleri vardı. Sargıları hala duruyordu. Kanı toplamak için takılan direnle dışarı çıktı. O sırada hastane çalışanları kadını o halde görünce büyük şok yaşadı. Hemen etrafına toplanıp hastayı tutmaya çalıştılar. Narkozun etkisindeki kadının yanına gelen doktor ve hemşirelere hakaret edip saldırmaya çalıştığı öğrenildi. Olay yerine güvenlik görevlilerinin gelmesiyle ikna edilen kadın hastaneye götürüldü. Hastane çalışanları hastanın bugün taburcu edildiğini aktardı. Görüntünün kaydedildiği yer İstanbul Ataşehir. Motosikletin üzerinde bir şehir eşkıyası var efendim. Trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü kadına dehşeti yaşattı. Peşine düştüğü aracı seyir halindeyken tekmeledi. Sürücü kadını hakaret ve küfürlerle taciz etti. Aslında kendi hayatını tehlikeye atan motosikletli magandanın yaptıklarını sürücü kadın cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zanlı bugün yakalanıp gözaltına alındı. Yaralamadan hırsızlığa, uyuşturucudan tehdide kadar sabıkasında yok yok. Tükürüyor, küfrediyor, ağzı alınmayacağı şeklinde kelimeleri kullanıyor. Seyir halindeki otomobile tekme attı, sürücüsüne küfürler savurdu. Motokuryenin uyguladığı şiddeti kadın sürücü cep telefonuyla görüntüledi. Araba yumruklamaya başladı, bana zarar verebilir. Ben video çekmeye başladım. Olay 5 Şubat pazartesi günü saat 15 sıralarında İstanbul Ataşehir Tem Otoyolu'nda yaşandı. Bugün kızımı okuldan almaya giderken Umraniye bağlantı yolu, Sabiha Gökşen bağlantı yolu bir sinyal verdim. Baktım sağımdan bir motorcuya hızlı bir şekilde ilerliyor. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı sürücü Emel Doğer'ine küfürler edip otomobilini tekmeledi. Bir baktım ben yavaşlayınca cama geldi. Cama yumruklamaya başladı. Cama açtım yani niye böyle yapıyor diye. Sürücünün kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören motosikletli otomobilin diğer tarafına geçerek küfretmeye devam etti. Sen bana küfredemezsin bu şekilde. Çek sağa dedim. Sonra baktım arabanın arkasına geldi. Araba yumruklamaya başladı. Motosikletlinin hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları cep telefonuyla görüntüleyen genç kadın büyük korku yaşadı. Lütfen bu
adam da cezasız kalmasın. Ben bir bayan tek başıma olduğum için bana bu şekilde saldırması, bana bu şekilde küfredilmesi yani kimse kabul edemez. Bu görüntülerin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Narkotik madde kullanımı, yaralama, hırsızlık, hakaret ve tehdit gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Dilek Olay en az 2500 kişiyi tuzağına düşürdü. Yüksek kar vaadiyle kandırılanlar yıllardır biriktirdiklerini elleriyle teslim etti. Miktar dudak uçuklatıyor. 2,5 milyar liradan bahsediliyor. İzmir'deki Ponzi vurgunu soruşturmasında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan dolandırıcılık zanlısı Sedat Ocakçı ve eşi İzmir'e getirildi. Zanlının görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetler'den 2017'de FETÖ soruşturmasıyla atıldığı, kurbanlarına vaat ettiği drone fabrikasının yerinde de yerler estiği anlaşıldı. Aracımın birini sattım. 1 milyon 500 lira verdik. Çuval çuval valiz valiz paralar geliyordu buraya. Kredi çektim 150 bin lira. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradayım. Canlıyım, kanlıyım. Yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Adana'da saklandığı evde yakalanmıştı. 2,5 milyarlık Ponzi vurgunu yaptığı iddia edilen iş insanı Sedat Ocakçı eşiyle birlikte İzmir'e getirildi. İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi iddiaya göre yüksek kar vaadiyle 2500 kişiden 2,5 milyar lira topladı. Kripto piyasasından para kazandırma ve kuracağı drone fabrikasından kar sözü verdi. Bir yandan da lüks yaşamlarını gözler önüne seren videolar paylaşıyordu. Siber güvenlik uzmanı yeğeninin holdinge ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığı iddia edildi. Para yatıranlar ödeme alamayınca şikayetçi oldu. Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Adana'da yakalanan Ocakçı'nın amacı yasa dışı yollarla Kıbrıs'a geçmekti. Eşiyle birlikte dün akşam saatlerinde sorgu için İzmir'e getirildi. Soruşturmada gözaltı sayısı 28'e çıktı. Ocakçı bir dönem TSK'da üst teğmen olarak görev yapmıştı. 2017 yılında FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alınıp sonra ihraç edildiği öğrenildi. Yozgat'ta 6 ay önce temeli atılan drone fabrikasının yerinde ise yerler estiği ortaya çıktı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 4. ay geride kalırken ateşkes umudu bir kez daha rafa kalktı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıya devam emri verdi. İsrail ordusu Hamas'ın Gazze'nin altında uzanan tünellerinin de yeni görüntülerini paylaştı. Zafer yakında. Zafere yıllar içerisinde değil, aylar içerisinde ulaşacağız. Ateşkes umudu söndü. Netanyahu saldırı emri verdi. Hamas elinde tuttuğu rehinelerin Filistinli mahkumlarla takas edilmesi, İsrail askerlerinin geri çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası da dahil olmak üzere birçok talebinin bulunduğu ateşkes planını İsrail'e iletti. Açıklamaları merakla beklenen Başbakan Netanyahu, teklifin kabul edilemeyeceğini söyledi. Gazze şeridinin en güneyindeki Refah kentine de operasyon yapılacağını duyurdu. İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne Hamas'ın kalan son kaleleri olan Refah ve merkezdeki iki mülteci kampında da operasyona hazırlanma talimatı verdik. Hamas sözcüsü savaşın devam etmesinden Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu. Her türlü seçeneğe hazır olduklarını vurguladı. Ateşkes için Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in bölgede garantör olmasının teklif edildiği belirtildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de İsrail ve Filistinli yetkililerle görüştü. Bazı talepler kabul edilemeyecek olsa da anlaşma için alan açıldı dedi. İnsani krize ve sivil ölümlere dikkat çeken Blinken, Tel Aviv yönetimine de seslendi. İsrail'e gerekenden fazlasını yapması için çağrıda bulundu. İsrail, Gazze'de kilometrelerce uzanan uçsuz bucaksız tünellerin görüntülerini paylaştı. Rehinelerin buradaki küçük hapishanelerde tutulduğu iddia edildi.
mutfaktan banyoya her şeyin olduğu tünellerin bir ev gibi inşa edildiği belirtildi. Park yeri kavgası cinayetle bitti. Oğlunun karıştığı kavga sonrası soluğu karşı tarafın iş yerinde alan baba, "Oğlumu sen mi dövdün?" deyip önce kafa attı, ardından kurşunu yağdırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir kişi hayatını kaybetti. Önce kafa attı, ardından kurşun yağdırdı. Park yeri yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Tophane'de emlakçıyla marketçinin oğulları araç parkı yüzünden kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Ancak kavgayı duyan emlakçı, solu market sahibi Mehmet Şahin ve oğlunun yanında aldı. Önce Şahin'in oğluna saldırdı. "Oğlumu sen mi dövdün?" deyip kafa attı. Marketçi ve yakınları karşılık verince ortalık karıştı. Emlakçı kargaşa sırasında silahını çıkardı ve markete doğru kurşun yağdırdı. Kalabalık zor zapt etti. Sonunda silahı elinden aldı. Kurşunlardan biri olayla ilgisi olmayan bir kişinin bacağına isabet ederken, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan marketçi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evli, 4 çocuk babası olan 50 yaşındaki Şahin'in naaşı bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayın ardından kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınan saldırgansa ifadesinde suçunu itiraf etti. Kasten öldürme suçuyla adliyeye sevk edildi. Zonguldak'ta bir maden ocağında dün akşam meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı. Ekiplerin canla başla çalışması sonucu saatler sonra işçilerden biri sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarının 5. saatinde ise ikinci işçiden ne yazık ki acı haber geldi. Önce sevinç, sonra acı. Hepsi 5 saat içinde yaşandı. Maden ocağındaki göçükte kalan 2 işçiden biri kurtarıldı. Diğerinin cansız bedeni çıkarıldı. Zonguldak'taki özel maden ocağında 35 işçi yerin metrelerce altında mesaideydi. Saat 21 sularında madenciler Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya'nın çalıştığı bölümde göçük meydana geldi. İhbar üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri alarma geçti. Türkiye Taş Kömürü tahlisiye ekipleri de bölgeye gitti. İşçilerin yakınları da yürekleri ağızda ocağın başında beklemeye başladı. 1,5 saat sonra Erdem Yıldız'a sağ salim ulaşıldı. Yaralı madenci ambulansta ilk müdahalesi yapılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığını biliyoruz. Ancak umutlu bekleyiş 5. saatte yerini acıya bıraktı. (45 yaşındaki maden işçisi Murat Çetinkaya'nın cenazesi çıkarılırken yakınlarının acı haykırışları yürek yaktı. Üç çocuk babası madenci 20 gün sonra emekli olacaktı. Cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. İstanbul Bayrampaşa'da motosiklet sürücüleri arasında çıktı yol verme tartışması. 23 yaşındaki sürücü 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil zanlılarından ikisi de 18 yaşından küçük. Biri 16, diğeri 17 yaşında. Kan donduran cinayet anının güvenlik kamera görüntülerine sadece Star Haber ulaştı. Tugay Saday'ın özel haberi. Önce tekme tokatlı kavga ettiler, ardından bıçakla saldırdılar. Yaşları küçük çocuklar bıçakla saldırmışlar. Biri 27, diğeri 17 yaşında olan saldırganlar gözlerini bile kırpmadan 23 yaşındaki genci öldürdüler.
Yol verme tartışmasıyla başlayan, cinayetle biten kavga İstanbul Bayrampaşa'da 3 Şubat günü yaşandı. Muhammed Oral 23 yaşındaydı. Yanında bir arkadaşı daha vardı. İkili motosikletle seyir halindeyken karşılarından gelen başka bir motosiklet sürücüsüyle aralarında yol verme tartışması çıktı. Alevlenen o tartışma yerini tekmeli tokatlı kavgaya bıraktı. Ancak kavga burada bitmedi. Muhammed Oral kendisinden küçük saldırganlardan kaçıp bir markete sığınmak istedi. Onlarsa peşini bırakmadı. Marketin önünde sıkıştırdıkları gence bıçakla saldırdılar. İlk darbenin ardından bir kişi araya girdi. Saldırganı kolundan tuttu. Bu kez diğer şüpheli saldırıya geçti. Öldürücü bıçak darbesi ise gencin kalbine geldi. Zaten tekmelemişler, bayağı tartaklamışlar. Sonra da diğer arkadaşlarına hani ben bıçakladım siz kaçın demiş. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan genç kaldırıldı hastanede, hayatını kaybetti. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirli ekipleri ise kaçan saldırganların peşine düştü. 4 şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen biri 16, diğeri 17 yaşında olan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. %70 engelli genç gittiği okulda darp edildi. Eve gidince durumu annesine anlattı. Öğretmenin sopayla dövdüğünü, boğazını sıktığını iddia etti. Darp raporu alan anne şikayetçi oldu. Suçlanan öğretmen açılan soruşturmanın ardından tutuklandı. Şuralar. Vurmuş sopayla. Sürekli vurmuş. İşkence etmişler evladımı. Kolları, bacakları, karnı, kısacası vücudunun hemen her yeri mosmor. İddiaya göre onu bu hale getiren öğretmeni, otizmli genç okulunda darp edildi. Boğazını sıkmış. Boğazında izler var mı Kadir'in? Yok, boğazında izler yok. Tamam, sakin, bir şey yok, tamam mı? Tamam, yok bir şey. Yok, iyileşeceksin sen, tamam mı? Akılanmaz olay geçtiğimiz salı günü İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. %70 zihinsel engelli 24 yaşındaki Kadir düzenli olarak bir otizm spor okuluna gidiyordu. Akşam eve geldiğinde o gün yaşadığı dehşeti annesine anlattı. Sopayla buralarını vurduğunu, eline vurduğunu, işte dizlerine vurduğunu, boğazını sıktığını. Yani böyle bana bunu söyledi. Ben de hemen müdürünü aradım. Hocam dedim, Kadir dövüldüğünü söylüyor falan. Yok dedi, öyle olmaz sanmıyorum, ben kameralara falan bakıp size bilgilendireceğim dedi. Annesinin iddiasına göre öğretmen Kadir'i sopayla dövdü. Kıpkırmızı eli çocuğun neyle vurdu onu bilmiyorum. Söyledikçe onu o gün, o anı aşı yaşıyorum ben. Yani bunu çocuk işkence görmüş, dayak değil, işkence. Oğluyla hastaneye giden anne darp raporu alarak öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Bu suç bedenen ve de ruhen kendini savunamayacak durumda olan %70 engelli raporu bulunan otizmli birine karşı sistematik olarak yapıldığında Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesinde yer alan eziyet suçunu oluşturmaktadır. Bir anaokulunda bile çalışmaması gereken bir insanın özel çocukların birebir emanet edilmesi nasıl emanet edilebilir bilmiyorum. Yapılan soruşturmanın ardından Kadir'i darp eden öğretmen tutuklandı. Biz şüphelinin en üst sınırdan cezalandırılması ve de bedenen ve de ruhen savunamayacak olan bireylere karşı bu suçu bir daha işlememesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pandemide hayatımıza giren online alışveriş sınırları da aşarak popülerliğini koruyor. Öyle ki pandemi sonrası yurt dışından yapılan online alışverişler 9 kat arttı. Nedeni ise ürünlerin gümrük vergisine rağmen iç pazardan daha ucuza satılması. Başı elektronik ürünler çekiyor. Online alışveriş yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Peki yurt dışı? Yapıyorum. Daha ucuz oluyor. Vergisi falan daha az olduğu için. Daha ucuz. Hani süresi biraz uzun oluyor, gelme süresi, ama acelem olmadığı ürünleri yurt dışından sipariş veriyorum. 7000 liralık mont 5000 liraya, 5000 liralık ayakkabı 3000 liraya yurt dışından getiriliyor. Online alışverişin yeni gözdesi yurt dışı kaynaklı siteler. Yurt dışına göre biz çok vergi veriyoruz ama yapabilecek bir şey yok. Pandemiyle beraber alışveriş alışkanlıkları değişti. Online alışveriş sitelerine ilgi katlanarak arttı.
Bankalar arası kart merkezde bu bilgiler ışığında 2023 verilerini açıkladı. Yurt dışından yapılan online alışverişler son bir yıl içerisinde %135,5 oranında artarak 115 milyar liraya ulaştı. Pandemiden öncesiyle yani 2019'da kıyaslandığındaysa 9 kat artmış durumda. Gayet normal. Yani imkan olsa market alışverişini bile yurt dışından yapabiliriz. Temel nedeni ürünlerin gümrük vergisine rağmen iç pazardan daha ucuza satılıyor olması. Örneğin yurt içinde etiket fiyatı 7 bin lirayı aşan markalı bir mont, online platformlardaki yurt dışı satıcılarda 4-5 bin liraya geliyor. Genelde Türkiye fiyatlarına göre daha karlı oluyor. Eskiye göre de geliş süreleri daha kısaldı. Fiyat farkı var mı? Oluyor. Yani yarı yarıya fiyat farkı %80, %70 gibi fiyat farkları oluyor. Belli markalar arasında ve belli sitelerde çok ciddi farklar var. Bir ürün X sitede 200-300 iken aynı ürün, aynı kalite, aynı marka 500-600 gibi bir rakam olabiliyor. Yurt dışından alışverişte en çok talep elektronik ürünlerde. Telefon falan olabilir. Zaten bayağı insan öyle yapıyor. Telefonunu yurt dışından alıyor, o daha karlı oluyor. Evet. Giyimden elektroniğe her türlü ihtiyaçta çevremdeki işte iş arkadaşlarım, ailem tercih ediyor. Ben de bazen. Siz tercih etmeyi düşünüyor musunuz? Evet, ben de son zamanlarda yöneldim mecburen ülke şartlarından dolayı. Sürekli bir kaşıntıya neden oluyor. Deride kırmızı pembe yuvarlaklar olarak kendini gösteriyor. Mantar enfeksiyonundan bahsediyoruz efendim. Uzmanlar son günlerde artan bu enfeksiyonun nedenini doğru bilinen yanlışlara bağlıyor. Toplu taşımalarda ortak kullanılan yerlerden mantar enfeksiyonu bulaşabiliyormuş. Bulaşır, bulaşabilir. Islanıyor, nemleniyor, terliyor, bulaşır, geçer. Mantar enfeksiyonu sıklıkla bulaşıcı bir hastalık. %20-30 gibi bir oranı var. Her 10 kişiden 3'ünde görülüyor ve vakalar artmaya devam ediyor. Uyuz ve egzama ile karıştırılıyor. Bu nedenle tedavisinde geç kalınıyor. İşte mantar enfeksiyonunun ciltteki görüntüsü. Kırmızı, pembemsi, üzerinde ince kabuklanmalarla seyreden yuvarlak halkalar şeklinde görülüyor. Mantar enfeksiyonları sıklıkla devamlı kaşıntılı bir enfeksiyon. Mantar enfeksiyonu çok kolay bulaşıyor. Toplu taşıma, kalabalık olan her yerde, ortak dokunulan alanlarda kolayca bulaşıya yol açıyor. Ciltte kesik varsa ya da egzama bulunuyorsa, mantar bulunan bir ortama temas edildiğinde enfeksiyon kolayca geçebiliyor. Saçlı deriden ayak tırnağımıza kadar vücudumuzun her bölgesinde enfeksiyon yapabilen bir hastalık. İşte cilt bariyerine zarar veren, mantara karşı savunmasız hale getiren o yanlışlar. İlk sırada elleri nemli bırakmak geliyor. Sık yıkanan insanlar, çok terleyen insanlar, yıkadıktan sonra, abdest aldıktan sonra ellerini, ayaklarını güzel kurulamayan insanlarda mantar enfeksiyonunun olma sıklığı çok daha fazladır. İkinci sırada fazla antiseptik kullanımı var. Antiseptikler derinin kimyasal yapısını, bakteri florasına zarar verdiği için bu sefer egzamayı tetikliyor. Üçüncü sırada kortizonlu krem kullanmak geliyor. Bu tip kortizonlu kremler enfeksiyon hastalıklarını, mantar hastalıklarını, bakteriyel hastalıkların hepsini maalesef arttıran ve deride bunların yayılmasını hızlandıran kremler. Simsiyah kostümü, yüzünü örten maskesi ve uçuşan peleriniyle Ankara'nın caddelerinde dolaşıyor, meraklarla selfie çektiriyor. Ankaralı Batman görenleri hayrete düşürüyor. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostu. Süper kahraman Batman başkent Ankara'nın sokaklarında dolaşıyor. Kokoreç doğuruyor, tesbih sallıyor. Çizgi film ve animasyon bölümü öğrencisi Ali Efe Arslan, Ankara sokaklarında hayranı olduğu kahraman Batman'in kostümüyle geziyor. Onu gören yanına gelip fotoğraf çektiriyor. Sokağa çıktığımda insanlar çok seviyor. Gören herkes yanıma geliyor, fotoğraf çektiriyor. Özellikle küçük çocuklar falan. Tabii onlar benimle çekince ben de çok mutlu oluyorum. Dışarıda Batman'i var, burası Batman oluyor. Sokakta Batman gören şaşkınlığını gizleyemiyor. Haftanın en az 2-3 günü kostümü giyip video çekmeye çalışıyorum. Sokakta işte geziyorum. Yolun açık olsun güzel insan. Hava diyor Müslüm Baba, her şeyi gönlünüz olsun efendim. Hazır Batman kostümlerinin çok pahalı olduğunu söyleyen yerli Batman kıyafetini kendi tasarımıyla oluşturdu. Ortalama 7.000-8.000 civarı bir maliyet oldu bana. Hazırlarının çok uçuk fiyatları, o yüzden hiç almak istemedim.
İçine kendi tasarımımı da kattım. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye saat 18.15'te Star Ana Haber'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.